Oyun yayınından herkese merhabalar. En son çıkabiliyor muyduk? Çıkamıyorduk. Persona 5'e kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. 5 günümüz vardı. Bu 5 günde yapacak şeyler buluruz elbet. Alışveriş falan da yaparsak iyi olur aslında. Hadi gidelim uyuyalım. Bugünlerde ne yoğunum bir bilseniz. Yani geliyorum. Elimde herhangi bir stok da yok. Günlük Persona bir tane çekip atıyorum. Çok fazla vaktim kalmıyor bu ara. Biraz yoğun geçiyor. Ama elimden geldiğince aksatmamaya çalışıyorum ki aksamadı şu ana kadar hiç. Evet, ertesi gün oldu Yusuke. Evet, bugün sessiz bir gün. Evet, Kaneshiro'nun deadline'ı hafta sonu bitecek. Öyle değil mi? Değişecek kalbi, değişecek. Sıkıntı yok. Bekleyemiyorum. Pekala. Ben de çok merak ediyorum neler olacak. Yani Kaneshiro biraz daha ilginçti çünkü. Bana çok yola gelmiş havası vermedi açıkçası ama öyle bir hava sezmedim. Okul sonrası. Evet, şimdi vakit bana mı ait? İlk önce o zaman mesajlarıma bir bakmadan boş vakti değerlendirmek önemli. Kitap var mı? Yeni kitap. Yeni kitap lazım. Ama bunların hepsini okudum. Elimde bir kitap yok ki. Ama ben bu kitapların hepsini okudum. O yüzden kitap alamıyorum. Neyse. Never mind. Mesajlarıma bir bakayım. Ryuji ile bayağıdır takılmamıştık değil mi? Hadi gidelim. Takılalım, takılalım tabii ki. Şurada iyi yemekler vardı değil mi? Hem ramen seviyordu. Ha, bu faydalı olabilir, evet. Akşam da Medium'a gideriz. Evet, midesi neredeyse ramen modundaymış. Hadi gidelim. Pekala. Bu sefer ben de yiyebilmişim ya. Güzel güzel. Ne yapacağız şimdi? Aa, teşekkürler. Biraz daha vaktimiz olacak onunla. Daha vakit geçirmemiz gerekecek. Gece oldu. Şimdi. Bir dakika, hayır, bırakın. Bırakın beni. Tamam. Ama bir bırakın beni de. Benim çok kafamda şu anda öyle bir şey var ki. Kafam davul gibi zaten. Ne kadar hızlı yazıyorsunuz öyle. Tamam. Her şeyi yapacağız. Phantom Thieves'iz biz. Sıkıntı yok. Ama bir sırası var. Yani ben bir şey yapmaya çalışırken lütfen dikkatimi başka şeylere çekmeyin. Yeni bir yer açıldı, Kanda. Şimdi gitmeyeceğim ama. Telefonuma da bakmayacağım.
Benim gitmem gereken bir yer var ya. Şimdi. Hayır. Şuraya gidecektim ben. Oraya giderken de çok yazıyor yolda ya. Şimdi. Selam. Ama medium. Ha? Bir konuşalım. Oturalım. Hadi şu confidence'ı alalım artık ya. Ya. Evet, onu zorlamayı bıraktı erkek arkadaşı. Nasıl inanmazsın ya? Gittik hallettik. İnanamıyor yaptığımıza geçen bölümde. Ha? Yo, hiç şey, trik falan değil. Yo, erkek arkadaşına bir şey yapmadım, kalbini değiştirdim sadece. Herhangi bir anlaşma yapmadım. Ne yaptın, ne yaptım onu söyleyemem şu anda da. Evet. Oh, New York güncelleme gelmiş. Ben oyunu silmeyi unutmuşum ya. Ben evet, kuralları çiğnemeden adaletin tarafında yapıyorum bazı şeyleri zaten. Ya hani okulda okuyanlar bir şey yapamaz mı? Böyle kader değişikliği falan yapamaz mı? Yapar bence. Evet. Bana bir tane tarot kartı verirsen. Evet. Sanırım bir şeyler olacak. Benim gücümü test edecekmiş. Pekala. Sonradan öyle bir şeyler de oynarmış. Tamam. Tamam. Gitgide daha iyi olacaksındır. Geçmişte her şey harika olacak falan de tutturursun. Yalvarmaya başladı şimdi de. Kader gerçekten değiştirilebiliyorsa onu bilmeye ihtiyacım var diyor. Pekala. Tamam. Tamam, anlaştık anlaştık. İşte bu ya. Oh, nihayet. Fortune Teller'ı özellikle istiyordum. Hatta ilk fullleyeceğim şey bu olabilir. Yani tabii Doktor Takemi ile birlikte. Sana ihtiyacım yok. Bana tabi olacaklarla ilgili bilgi verecek. Sadece şansla gelmedik biz buralara. Neymiş senin kartın ya? Tamam. Tamam, nedir senin kartın? En merak ettiğim şeylerden biri. Fortune! Yani çok da merak edilecek şey değilmiş aslında. Güzel. Güzel. Yeni bir confident açtık. Telefon numaramızı verelim. Olabilen bir şey, evet evet. Biz zaten değiştiriyoruz bazı şeyleri, sıkıntı yok. Kısaca chi mi desek buna? Chi ayel çünkü. Chi diyebiliriz. Bugünlük kapatıyormuş. Pekala. Çok iyi oldu. Kesinlikle çok iyi oldu. Şu hizmetçiyi nasıl çağırabiliriz? Onu merak ediyorum.
Hizmetçi konusunda taktiklere açığım. Çünkü hizmetçi öğretmen var ya, hani Nasıl? ben telefonu kullanamıyorum hala şeyde. LeBlanc'te. Şimdi biraz bazı özelliklerimi geliştirmeye yoğunlaşmalıyım. Sınav var mıdır acaba bugün? Eğer sınav Nana. varsa çok makbule geçer. Ya. Şimdi telefonumuza bir bakalım. Shio'yu görmeye gitmiş hastaneye. Hala hastanede mi ya? En ne vakit geçirelim, ne yapalım? Geçirelim. Yani hastaneyle ilgili, yani yine duygularını paylaşması gerekiyor. Direkt restoranda buluşalım muhabbeti yaptık. Tamam. Burası Anne. bizim yerimiz oldu. Gizli gizli burada buluşuyoruz. Ama Futaba'yı bekliyorum. Net söyleyeyim. Sen gülümsemezsen sıkıntı var. Evet, Shio'nun kalbi güçlü gerçekten. Gerçi o birazcık zayıf düşmüştü ama kendi kalbini güçlendirmeye çalışıyormuş En. Anosa. Ya zaten Shio da seni arkadaşı olarak ciddi şekilde kabulleniyor. Neden korkunçtu ya? Nasıl, ayağını kıpırdatamıyor mu? Shio ciddi şekilde sakat kaldı anladığım kadarıyla. Veya kalacak. Bu onun için çok zor. Pes etmek istediğini söylemiş hatta. Evet, onu gidip teselli etmesi gerekiyor, motive etmesi gerekiyor bu yüzden. Onu istiyor, soruyor. Neden ağladığını bilmiyormuş ayrıca. Ben motive edeyim seni hemen. Hayır canım, sen zayıf falan değilsin. Ha, tam da onu diyecektim. Denk geldi konuşma, güzel. O zaman neden ağlamayı durduramıyorum diyor. Shio çok cool'du ve güzeldi aynı zamanda. Pekala. Ya işte zayıf düştü, atladı bir anda. Ne yapalım yani? Ona yardım etmek için ne yapabiliriz? Böyle diyelim. Baya 3-3 gittik herhalde. Birazcık daha kuvvetlenmiştir Lovers. Yay! Kaç oldu? 6. Çok iyi. Sağlık açısından Lovers bayağı önemli. Görüşürüz. Akşam da birileri çağırır mı beni? Yoksa kitap da okuyabilirim bir yerlerde. Bakalım. Ameni. Aslında charm gelişti. Bugün gün herhalde... Ha, çarşamba bugün.
Bir dakika, telefonda bir şey var. Yine rapor veriyor. Bugün birileriyle takılma günü olsun o zaman, bir özelliği geliştirmeden. Pekala, Mishima'yla takılalım o zaman. Buluşmalar. Diğer günde banyo yaparız ama ya. Biz hala yalnız hani dinliyoruz ama böyle direkt söylemiyoruz da Phantom Thieves olduğumuzu, ama çok belli yani. Neden o kadar pahalı ya? Evet, insanlar gerçek silahlarla hata yaptığı için. Pekala. Oo. Ordu silahı mı getirir, bulacağız? İnternet üzerinden Mishima iyi yürüyor ama. Güzel işler yapıyor. Yani sosyal medya uzmanımız olarak iyi bir fikir diyerek onu onore edelim biraz. Tamam, sen o işleri hallet, umurumda bile değil. Olmaz mı? Tamam, zaten biz çok meşhuruz şu anda. %20'lerde falan olsa da. Mishima motive oldu. Aa, iki tane yetti. Güzel, Moon'u da 5 yaptık. Bugün arttırıp duruyoruz. Bir tane de ekstradan açtık. Çok iyi oldu, çok. Pekala. Ne oldu? Mishima mı? Ha, yani o Mishima değil mi diye çocuklar geldi. Hepsini döverim ben. Akiyama-kun. Evet, kavga çıkacak. Bayağıdır görüşmüyoruz. Zero. Sıfır. Ne olmuş oturuyorsak? Bir dakika, ben kalkmak istiyorum. Şunlara bir dalmak istiyorum. Kafalarını tekmeleyeceğim. Ha, önceden sıfırdı, her zaman sıfır olacak falan filan. Yani niye gülüyorsun öyle acı acı Mishima, yani kalkıp dövelim şunları. 2'ye 3 bence ideal. Yo, numaranı değiştirmedin mi? Değiştirmemiş. Ha, buluşmaya gitmemiş ama. Kimse de hatırlamamış Mishima'yı. Ya bir dakika, bende Guts var, ben patlatsaydım lafı ya. Niye ben öyle sustum ki? Evet, iğrenç şakalar yapıyorlar, saçma sapan şeyler söylüyorlar. Neyse, ben onların... Tamam, onların kalbini mementozla değiştiririz diyecektim, bana bir request versene. Sorun değil. Halledeceğiz. Perşembe mi oluyor şimdi? Vallahi oldu. Makoto, ne haber? Bugün sıcak ya, evet. Kaneshiro'nun deadline'ı bitiyor, evet, ama hafta sonuna daha var. Daha yaparız bir şeyler. İyiyiz. Peki, şimdi normal sabah. Sınav zamanı muhtemelen. Bana sor hocam, ben biliyorum. Soulman. Bunu bilemeyecek ne var hocam ya? Japon kültürü ve edebiyatım çok iyidir.
murmur, işte buna karşı söylenebilecek en doğru şey kesinlikle. Gerçekten çok zekiyim ya kardeşim. bir artıyor ama sözlü işte. Önemli olan yazılı. Sözlü notları yazılıyı kurtarmak içindir. Ama yazılılar iyiyse sözlünün bir önemi yoktur. Tamam ya, sınavlarda gelsin. Hiç önemli değil. After school. Bakalım yine birileri beni davet eder. Saatlerini değiştirmiş. Hemen seninle takılalım ya. Şimdi ben ilk önce bir bayağıdır gitmediğim çiçeğime bir şeyler alayım bir dakika. Şimdi Shibuya neredeydi? Ya harita o kadar büyüdü ki. Underground Mall diyelim. Kindness için en azından. Çalışmak için değil de aslında çalışmak da fena olmaz ya. Buradan bir şeyler alacağım ilk önce. Bir tane bundan. Şimdi bir de çalışan olarak iş yapmak istiyorum. Kindness biraz gerekiyor açıkçası. Evet. Şimdi bu sefer şey gelecek. Küçük çiçekler. Pekala, ben çok anlarım. Şimdi hemen halledeceğim. Ben hallediyorum hemen. Bugün de kazık bir yerden geldi. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Light blue. Peki bir tane bundan, alakasız olsa da. Bence iyidir. Fena değildir ya. Bence kesinlikle sevecek bunu. Standart reaksiyon mu verdi? Coşturamıyor muyum ya? Pekala. Hem para kazandık. Otsukaresama. Hem de kindness az da olsa kazanmışımdır be. Bugün çok çalıştık, çok. İki tane kindness, güzel. Eve gidelim, gidelim. Evde sıkıntı yok da. Uyumayalım ama, olur mu? Bak, çiçeğime bir şeyler vereceğim kindness için. Sonra dışarı çıkacağız. Okey. Bir dakika, telefon da çalıyor. Bir normal yukarı çıkalım. Heh. Şurada. Evet. Buradan da bir kindness patlattık. Tamam. Telefonuma da bir bakayım. Tamam. Yeteneklerimin hepsini göreceksin zaten. Tabii ki. Daha başka nereye gitmek isteyebilirim ki şu anda? Dükkanda bekliyormuş. Tamam, dalga geçmem seninle ya. Tabii ki gidiyoruz. Çiğ bizim için en önemliler. Oo, süper. Buradan request alıp yapıp gelecek miyiz? Mementos olaylarıyla mı meşgul olacağız? Yani sen söyleyeceksin, biz gidip kalpleri değiştireceğiz, öyle mi Chia'ya?
Ben dinliyorum dikkatli dikkatli. Hep kadınların erkeklerle dertleri, hep erkeklerin başını yakacağız herhalde anladığım kadarıyla. Tamam. Çok kötü, hemen gidip dövelim. Ya bunlar gündelik hayatta görebildiğiniz sıkıntılar, günümüz dünyasında olan sıradan şeyler. Büyük ihtimalle request olarak gelecek ve biz de gideceğiz, halledeceğiz. Sonra ilişkilerimiz kuvvetlenecek Chia'yla falan. Öyle gidecek gibi görünüyor durumlar. Bakalım. Benim düşüncelerim, ben gidip hallettikten sonra önce iş sonra laf. Ben dinlemiyordum aslında. Dinliyorum tabii ya, dinliyorum. Dinliyorum, sıkıntı yok. Boss'unun kalbini değiştirelim ya. Bunu diyeceğim o zaman yani. Dedirtmiyorsun ki başka bir şey. Zor bir kız ya Chi. Erkekleri gayet manyak olarak gösteriyor bazı kısımları oyunun ama. Request geldi mi peki? Hadi biraz konuşalım. Biraz övelim kızı da. Ha? Ne oldu? Ben psychic değilim ya. Kartları değiştirme gücüm falan da yok yani. Ben biraz şanslı olabilirim. Kader değiştirilemez. Şimdi inatçısın mı desek yoksa aklını değişikliklere karşı açık tut mu desek? Ne desek? Bunu diyelim. Çok... Oh! İşte bu. Geliştik değil mi? Fortune'u 2 yaptık. Güzel. Senin final personanı alacağım ya. Tamam, sonra sen aradıkça ben gelirim zaten. Benim gelmemek gibi bir şansım yok. Chia'ya da tatlı değil mi? Kesinlikle tatlı. Şimdi şu Kaneshiro öttükten sonra kitabımız yok. Kitap falan alamıyoruz. Keşke, keşke. Kitapçıdan kitap alalım bari. İlla kütüphane gerekmiyor yani. Sınav mı? Bana soracaksın tabii ki. Hocam bana böyle kolay sorularla gelme ya. Sekayda. Azıcık zorlayın. Ya sınıfın en zeki öğrencisi olmak çok zor bir iş. Çok 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 zor bir iş yani. Ya çok çalışmıyorum da dersi derste dinliyorum. Bir de genel kültürüm çok iyi. Yani oradan kurtarıyorum bir şekilde.
knowledge'umuz arttı. Arttı da biraz puan geldi. Ya gelsin şu sınavlar da herkes uyarıyor sanki çok zor bir şeymiş gibi. Okul sonrası kim beni davet etmek ister? O telefon durmaz. Eminim ki o telefon durmaz diyeceğim ama bıraktılar. Şu anda çok mutluyum. Şu anda gerçekten çok makbule geçti ya. Süper. Kindness'ımı biraz daha artırıp 4 yapmak istiyorum aslında. Çiçekçide bir daha mı çalışsam acaba? Şu anda çok çok sevinçliyim ya. Bir dakika, bir Backstreet'e gidip Takemi'ye bayağıdır uğramadık. Takılabilir miyiz acaba onunla? Bir bakalım mı? Bir şeyler satın alacağım. Neyin var? Televizyonu da aldıktan sonra sende bir şey kalmadı ya. Film alırım veya film gece izlerim. Neyse. Evet var. Selam. Sen çağırmadığın sürece... Aa, ben dün banyo yapmayı unuttum. Charm gerekiyor bana. Tüh, dün banyo yapmayı unuttuk. Pekala, o zaman öncelikle... Bugün nereden başlasak? Shibuya'ya gidelim. Central Street'e gidelim öncelikle. DVD'mi bitirdim mi, bitirmedim mi? Onu bir öğreneyim. Hala izliyoruz. O yüzden şimdilik geri vermeyeceğim. Öncelikle bir filmi izlememiz lazım tabii. Peki. Tamam getir. Üstüne bir de DVD alacağım utanmadan. Charming. Tabii ki bu. Tamam, gittim ben. Şimdi bir şöyle gidelim. Oo, burada kimse. O zaman ben çalışıyorum bugün. Aa, selam. Ben de bugün çalışacaktım ama. Vakit geçirebiliyorsam çalışmayacağım. Gerçekten vakit geçireceğim. Çay içelim yine. Muhabbet edelim. Hiç yoktan Annie buluyoruz burada. Ona bir hediye vereceğiz. Ha. Ya bunu doktor için saklıyorum ben. Şimdilik vermeyeceğim bir şey. Rica ederim, ne demek? Oh, gayet takar. Film izleyeceğim bugün. Evet, yarın deadline bitiyor arkadaşlar. O yüzden toplaşıp konuşalım, hadi bakalım. Henüz rahat olmamalıyız. Ben rahatım ya, bitti bu iş. Bitti. İyi olacak her şey, sıkıntı yapmayın. Bir kaptan olarak tabii, takım kaptanı olarak hepsini rahat ettirmek benim işim. Bu akşam ayakta kalıp haberleri izleyeceğimmiş. İyi yaparsın, uykusuz kalırsın, sonra ben de seni takıma almam Ryuji. Bunu unutma. Bir şeyler izleyelim. Ha, ilk önce bunu bitirmemiz. Ha, yo, Charming. Bu, tamam.
birazcık yakışıklılığımız, karizmamız veya sempatikliğimiz hangisini kabul ederseniz artsın. Tabii yakışıklılık olmaz, izledikçe daha yakışıklı oluyorum ya. Ama daha sempatik olmayı başarıyoruz. Cuma akşamı klasiği yaptık. Bol bol charm geldi mi? 2. 2 de iyidir ya. Rank up oldu. Charm 3 oldu. Güzel. En zor artan knowledge tabii ki. İyi, bugün bunu başarmış olduk en azından. Hadi uyuyalım o zaman. Bu akşam polisler iş başında. Kaneshiro'yu aldılar mı? Önemli olan o. Bakalım. Kesin Phantom Thieves yaptı. Phantom Thieves'in başarısıdır bu. %35'e çıktık. Çok iyi. Gerçekten iyi. Pekala. Cumartesi oldu. Bir hafta sonu ama biz ayakta. Neredeyiz biz? Ha, biz yokuz burada. Tamam, ben bir an kendimi aradım. Phantom Thieves forumu süper aktifmiş. Hiperaktif gibi. Evet, pekala. Görelim. Göremiyor muyuz? Çok sıcakmış. Evet, sabah mafya patronu mu? Mafya lideri mi? Daha doğrusu yakalanmış. Ama bir görecek miyiz kendisini? Yani böyle kuru kuru yakalanması olmaz ki. Yani Madara Men'in başına da gelmiş tabii bu. Phantom Thieves olduğunu düşünüyor musun bunun? Gerçekten ya öyle bir şey varsa? Böyle dedikodularla gelin. Ne oldu? Saya sen birazcık şüphelisin. Ve şüphecisin de. Evet, ayrıca kendisi gitmiş, tüm suçlarını itiraf etmiş. Phantom Thieves'e bu inanıyor direkt ya. Bank of Gluttony ney? Ney? Devamı yazmıyor. Neyse. Kardeşin emin ellerde. Yeter ki işimize bulaşma. Akechi? Yine yakalayamadın bizi galiba. Sınav mı yoksa? Tabii herkes rahatladı. Evet, bana bir soru geliyor. Matematik çok kolay ya. 180 tabii ki. Bu da 3 olsa çok güzel olacak da. Ama çok zor artıyor bu. En fazla 5 olacak bu arada bunlar. Yapabilirsek tabi. Evet, Kaneshiro nihayet itiraf etti. Sakin olmak iyidir Yusuke aslında. Hep sakin konuşuyor. Benim dikkatimi çekiyor. Evet. Online dalda da gelişiyoruz aynı zamanda. Evet. Phantom Thieves olarak onurlan... Ama şey nerede? Makoto nerede? Makoto'yu gören var mı? Sasuga no Zuno Pure.
Sono kanjin no kaichou sama wa doko ikta? Evet, ben de benimle aynı soruları soruyorlar. Benim de geleceği okuma yeteneğim gelişti. Chiaya ile takılmaya başladığımızdan beri. Bugünlük size katlamadığım için özür diliyorum diyor. Peki, sıkıntı yok. Tamam, principal'la görüşecekmiş de ama merak etmenize gerek yok diyor. Calling kartlar hakkında konuşulacakmış televizyonda. Tamam, sonra görüşürüz. En dinliyordu zaten. Ben tek el hareketiyle tüm olayı anlattım gördüğünüz gibi. Ya biz bir kere polise yardımcı oluyoruz yani, resmen suçları itiraf ettiriyoruz. Hani polis niye bizi yakalamak istesin zaten? Ne dedi yine? Büyücü süper değil mi ya? Evet, şimdi sıradaki hedefimizi bakalım nasıl bulacağız. Demo, jisai kore dake savagaretara tsugi mo kekkou kitai sareru kamo ne. Ben çok heyecanlıyım yeni hedef için. Hetana aite wa erabene yo. O zamana kadar biraz dinlenelim. Bence boş zaman aktiviteleri falan gerçekleştirelim. Çok iyi olacaktır. Yani böyle ilişkiler falan kuvvetleniyor. Hem de Chi ile tanıştım yeni. Onunla bazı şeyleri geliştiriyoruz. Çok tatlı. Çok hoş. Neno Atashi. Are yappa kekkou take no na. Yare yare, shizuka ni matsu tte hanashi da. Bunu da kutlayacağız bu arada, her zaman gibi. Her Palace Retreat'ten sonra bir kutlama yapıyoruz ya. Nani itten no? Shizuka ni sawage tte itten da. Soko nakya. Makoto'nun olduğu bir partiyi yapmamıştık hiç. İyi wasurete ta koto atte sa. Ha, söylemeyi unutmuşuz bir şey sana. Ama Makoto bize bir şey dedi. Makoto sana bir şey söylemeyi unuttuk dedi. Makoto farklı bir şey söyledi. Bir dakika. Umarım finallerimizin önümüzdeki hafta olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyoruz. Yok ya, iyi notlar alacağız. Sorun yok. Heh, finallerden sonra mı? Bence finallerden önce eğlenelim ya. Peki, finalleri bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, bizi satmayacaksın değil mi? İyi, kento mo. Tada, zengo no jijitsu kankei kara, karera no shugi shuchou ni wa nanra ochido wa arimasu. Shitagatte, karera o seigi to minashi, chousa o shuryou shimashita. Sonna hazu ga aru wa. Hop, yanlış bir şey yaptım. Tenakaro. Sonna hazu ga nai. Naraba, sono shouko o misete itadakemasu ka? Kouhai ga riji o tsutameru daigaku ni, sekkaku. Tamam, satmıyor. Daha işim bitmedi gibisinden havalara girdi principal ama yok, tamam. Bu araştırma burada bitmiştir. Sen daha çok beklersin. Evet, bazı değişiklikler oldu. Kimden korkuyorsun sen ya? Tüm kaynakları kullanacakmış olayları açığa çıkarmak için. Kullan kullan. İyi haberlerle gidecekmiş. İyi niyetiniz veya sabrınız için teşekkürler diyecekti muhtemelen. Diyemedi.
Bizi araştırmaktan vazgeçin. Canınız yanar sonra. Tadaima. Okaeri. Nanka tsukareteru? Yorgun görünüyorsun. Her şey iyi mi ablacığım? Merak etme. Sen nasılsın? Okul çalışmalarında mı meşgulsün? Tabii ki. Bir de saraylara giriyoruz falan diyor. Ne demek istiyorsun? Yatta sakini nani ga aru no kana tte. Kurushii juken ni kachinuite mo sono saki mo kyousou shakai wa zutto tsuzuite. Seikou no tame desho. Chiisai ko mitai na koto kikanai de yo. Çocukça sorular sormuyor aslında. Kono hito kaitou dan ga yokoku shita tte uwasa yo ne. Kyū ni hanzai reki o jihaku shita tte. Evet, Phantom Thief calling kartı gönderdi. Ve kesas de sai jittai ga tsukamete nakatta no ni. Hontou ni to jinkaku ga kawatte shimatta to shika. Hiç kimse bir şey bulamaz bu konuyla ilgili. Çok rahatız. Sıkıntı yok. İyi zan. Tsukamattan nara. Ya buluyorlar ileride tabii, yakalandık. Geçmişi oynuyoruz ama bulacaklar ya. Tamam, sözümü geri aldım. Kodomo ni wa wakaranai de shou kedo. Sen önce iyi bir abla ol, sonra iyi bir insan ol, sonra otur karşıma konuş say. Neyse, Makoto bizimle. Ablan değişti artık, eski ablan değil. Ama ben iyi olacağım diyor. Sonunda ait olduğum bir yer buldum. Bay be, güzel. Evet, benim için de... bir dakika, tamam. Evet, hemen günün değerlendirmesini yapalım. Bu reaksiyon inanılmazdı. Gerçekten şok oldum bunu görünce. Evet, herkes şaşkın. Polis bile yakaladığında şaşırmıştır yani. Evet. Onlar araştırmaya devam ede dursun, sıkıntı yok. Teşekkürler Makoto. Buradan ilişki gelişiyor mu? Hayır. Telefondan olmuyor öyle işler. İlla yüz yüze ve baş başa olmamız gerekiyor. Phantom Thieves'e kalacak mısın? Hoş geldin. Pekala. Takımımız artık çok geniş. Daha da genişleyecek. Şimdi bırakmak için güzel bir yer bence. Bugünkü bölüm benim çok hoşuma gitti. Kaneshiro suçlarını itiraf etmiş olabilir ama bugünün esas olayı bizim için Chiaya ile olan tarot kartımızı, Fortune'ı ortaya çıkarmamızdı. Yine sınavlardaki soruları bildik. Anne takıldık tabii ki. Mishima'yla da takıldık bugün. Ayrıca Rouge ile de takıldık. Bugün birçok kişiyle buluştuk. Bu güzel oldu. Tabii charm'ımızı geliştirecek film izledik. İşte kindness'ı geliştirecek. Bu arada filmi geri götürmeyi unutmayalım. Kindness'ımızı geliştirecek olan çiçekçide çalıştık yine. Bugün infaz yapmadık. İnfaz derseniz eğer, henüz önümüzde savaşacağımız bir yer yok ya. Savaşa gideceğimiz zaman hani Mementos'da veya işte herhangi bir palasa girmeden önce onun başında infaz yapıp böyle gireriz. Sonuçta vaktimiz var. Yani şu anda persona yakalama şansımız yok zaten. Günlük yaşantıyı oynuyoruz. Evet, bu bölümde böyle bitti. Kaneshiro suçlarını itiraf etti. Yakalandı. Bir sonraki palace için bekleyeceğiz ama önce finallerimiz olacak. Evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.